2016 yılı Hoca Ahmet Yesevi yılı ilan edilmişti. Aynı zamanda da Fuat Köprülü yılı ilan edilmişti. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin vefatı... Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı ve şairi, aynı zamanda Yesevilik adı verilen tasavvufi akımının önderi Hoca Ahmet Yesevi Kütahya'dan anıldı. Üniversiteli Ak Gençlik, Yeniler ve Türkiye Gençlik Vakfı Kütahya İl Temsilciliği'nin organize ettiği Hoca Ahmet Yesevi Gençlere Ne Söyler konulu konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Konuşmalarından dolayı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferans, selamlama konuşmalarıyla devam etti. Ardından Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Musa Yıldız gençlerle buluştu. Siz değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkiye'de yazılmış 100 kitaptan oluşan bütün eserleri Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütüphanesi'ne hediye edildi. Kitabın Türkçesini de getirdik. Konuşmamın başında hemen söyleyeyim. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin onunla ilgili Türkiye'de yazılmış bütün eserleri bir hazine değerindeki 100 kitaplık yaklaşık bir kütüphaneyi de üniversitemizin kütüphanesine hediye etmiş olduk bu vesileyle. Hoca Ahmet Yesevi'nin soyunun Hazreti Ali'ye dayandığını söyleyen Yıldız konuşmasına şöyle devam etti. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin Hazreti Ali Efendimiz'e dayanıyor. Birden aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Hocam biz Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'ni öz be öz Türk biliyorduk. Hazreti Ali Efendimiz'e dayandı soyu. Malumunuz olduğu üzere Hazreti Ali Efendimiz'in soyu Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Fatıma'dan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin üzerinden devam ederken Peygamber Efendimiz başka evlilik yapar da üzülür diye Hazreti Fatıma validemizin yaşadığı sürece başka bir evlilik yapmıyor Hazreti Ali Efendimiz. O dönemde Doğu dünyasında çok evlilik çok yaygın biliyorsunuz. Hazreti Fatıma validemiz erken yaşta vefat ediyor. Onun üzerine Havle bint Hanefiye diye bir hanımla evleniyor Hazreti Ali Efendimiz. Ondan Muhammed Hanefiye diye bir çocuk dünyaya geliyor. Muhammed Hanefiye'nin soyuna dayanıyor Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin soyu. Ama burada Muhammed Hanefiye'nin de Anadolu'yla iki bağı var. Belki aramızda Bayburtlu olan kardeşlerimiz vardır. Bayburt'ta Muhammed Hanefiye'nin makamı var. Bir makamı da Siirt'in Şirvan ilçesinde. Mezarı ise Medine'de. Çok cengaver birisi Hazreti Ali Efendimiz gibi. Türk Edebiyatı'nda da Muhammed Hanefi'ye cenknameleri var. Malumunuz olduğu üzere Kerbela hadisesinden sonra Ehl-i Beyt'e olan saldırılar sebebiyle bir kol Türkistan'a gidip orada hem İslamiyet'i tebliğ ederken oradaki insanlarla kaynaşıyorlar. Profesör Doktor Musa Yıldız, Peygamberimizden Hoca Ahmet Yesevi'ye ulaştırılan hurma hadisesini ise şu sözlerle anlattı. Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte bir gazveden dönerken ashabının karnının acıktığını hissediyor ve dua ve niyazda bulunuyor. Bulundukları yerde yemek ikram etme imkanı yok. Cebrail Aleyhisselam cennetten bir tas hurma getiriyor. Peygamber Efendimiz hurmaları dağıtırken bir hurma yere düşüyor. O hurma yere düştüğünde Peygamber Efendimiz hurmayı alırken Cebrail Aleyhisselam diyor ki ya Resulallah bu hurma gelecekte senin ümmetinden Ahmet adındaki bir çocuğun nasibidir. Bunu ona ulaştır diyor. Peygamber Efendimiz bakıyor ashabı içerisinde o hurmayı ulaştıracak kim var? Türkistan'dan gelen Arslan Baba, yiğit bir amcamız var. O emaneti ona veriyor ve Arslan Baba onu tanıyacağı yerde Küçük Ahmet, harikulade halleri var dedi ki emanetini alıyor ama bir daha Arslan Baba'yı bırakmıyor. Arslan Baba'dan ilk derslerini alıyor. Ne kadar onunla beraber kaldığını bilemiyoruz. Arslan Baba görevini ifa ettikten sonra bu alemden öbür aleme göç ediyor. Ondan aldığı irfan derslerinin tadı damağında kalıyor. Konferans hediye takdimiyle sona erdi.